Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, şu anda Teşvikiye Camii'ndeyiz. Ali Güney abimizi dün sonsuzluğa uğurladık. Yeşilçam'ın ünlü karakter oyuncularından, kötü adam rollerinde ama kalbi bir o kadar da güzel Ali Güney abimiz dün ebediyete uğurlandı. Ben de sevgili arkadaşlar, bundan çok değil, iki ay önce Sönmez Yıkılmaz abimizin cenaze töreninde Ali abimize onun tam sevgili arkadaşlar işte tabutunun başında çok önemli bir röportaj yapmıştım. Orada Ali Güney abimiz demişti ki ben de artık fazla yaşamam, yakında ben de giderim, ben de ölürüm demişti. Sevgili arkadaşlar, işte şimdi hemen bu röportajı yayınlayacağım. Gerçekten ölümünü sanki bilmiş gibi Ali Güney abimiz bana açıklamalarda bulunmuştu sevgili arkadaşlar. Buradan Ali Güney abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diyorum. Ben de dün cenaze törenini gerçekten buraya çekmek için gelmeyi çok istiyordum. Fakat emin olun, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Geç haberdar olduğum için cenaze törenini çekemedim. Hemen şimdi Ali Güney abimize iki ay önce işte Sönmez Yıkılmaz abimizin tabutunun başında yaptığım o ilginç, çok enteresan röportajı yayınlıyorum. Hemen şimdi izleyebilirsiniz. Allah bizi de çok seviyor. Ali abicim, başımız sağ olsun. Ama Sönmez abi son sorularken neler söyleyeceksin Ali abi? Çok yakın bir arkadaş olarak. Şimdi Sönmez'i götürdük hastaneye. Ama geri getiremedik. Dün Ali haber geldi, yani 20 gündür bekliyorduk ama her şeyi yendi, bunu da yeneceğini tahmin ettik. Yanılmışız yani. Doğduğu toprağa götüreceğiz bu akşam. Rize'ye mi götüreceğiz abi? Rize'ye götüreceğiz. Oraya götüreceğim ama gene geri getiremeyeceğim. Ben döneceğim ama yalnız döneceğim. Abi vallahi 50 yılım geçti. Onunla beraber iyi günlerim oldu, kötü günlerim oldu, acı günlerim oldu, mutlu günlerimiz oldu. Aynı filmde kavga ettik, aynı filmde çarpıştık. Ama hayat bu kadarmış. Biraz da beklenmedik ölüm olması bize koydu değil mi abi? Hani ani bir ölüm oldu. Ya bundan 7 sene önce büyük ölümü yendi zaten o da. Ama bunu yenemedi yani. Evet Ali abi. Ali abi, sizin gibi kıymetli Yeşilçam oyuncuları çok az kaldı. Başımız sağ olsun abi. Allah size sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Yok canım, ben de arkasından giderim yani. Ben de fazla yaşayacağımı inanmıyorum. Anladım yani abi. Zaten 10 kişi kaldı, 20 kişi kaldı. Bu da bir gerçek ya. Hani çayın son demi olur ya. Evet abi. O son demlerde 20 kişi kaldı. Toplasan 50 kişi kaldı. Evet. Çok az kaldı Yeşilçam'da. Sizin gibi kıymetli oyuncularımız abi. Aslında Sönmez Yıkılmaz bir gariban babasıydı. Yeşilçam'da yardımsever. Herkes şey dedik ya, bak kimse yapmadı, insan olmadı. Ali abi, sizin tam 50 senelik mi arkadaşınız? Evet. Çok uzun yani bir süre tabii. Sönmez'le ben aynı evi paylaştım. Kardeşlikten öte. Aynı yatağı paylaştım. Aynı kavgalara girdim. Kopamadık. Bir ara küstük. 7 sene görüşmeyelim dedim. Hep geldi beni öptü. Yüreği güzel bir insandı. Çocuk ruhluydu Sönmez. Yani Sönmez. Ya döner yiyoruz. Köpek geldi böyle. Dedi ki bir porsiyon ekmeksiz olsun. Plastik tabağa koy dedi. Garson dedi ki abi plastiğe niye koyuyorum? Misafirim geldi dedi. O yiyecek. Abi o zaman çatal bıçak yok dedi. Burada durur musun? İkinci köpek geldi. Dedi bir misafirim daha geldi. Sönmez parayı seven biri değil. Sönmez cebindeki parayı dağıtmayı seven bir insan. Evli değildi. O yüzden param varken vereyim derdi.
ama son durum. Ali abi tekrar başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Amin. Hepimiz dostlar. Ölenler sağ olsun. Ölenler sağ olsun. Ayağımıza sağ olun. Sizler de sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Mekan cennet olsun inşallah abimize. Mekanı cennettir yani. İnşallah. Güzel bir insan. Aynen. Biz de inanıyoruz. Sağ olun. Çok çok sağ olun. Var olun. Ömer Hulusi Ömer Esen. Ömer Esen diyeyim. Kredi kartı alıyorsunuz değil mi? Defaatini alıyorsunuz değil mi? Evet, defaatiniz.